Geldiğini İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve bakanlık önünde bir saldırı girişiminin olduğunu bu şekilde duyurmuş oldu. Birinin öldürüldüğünü ifade ettiler. Şimdi bir hızlıca açıklamaya da bakacak olursak, kameraman arkadaşım da göstermeye devam etsin. Gerçekten bütün yollar kapalı, güvenlik önlemleri üst düzeyde alınmış durumda. Şu an için saldırı 1 saat 10 dakika önce oldu. Polis ekipleri hala güvenlik almaya devam ediyor. Şeritler çekildi Ankara'da. Ankara'da durum bu şekilde. İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Saat 9.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir açıklaması yapıldı. Açılan ateş sırasında iki emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır diye söylendi. İki emniyet mensubunun da yaralandığı bildirildi. Şu an için tek açıklama bu. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından birazdan bir açıklama da yapılacak. Onu da bekliyoruz bizler. Ankara bugün bir saldırıya uyandı ve şu an tüm güvenlik burada. Polis, çevik kuvvet, zırhlı araçlar, ambulans ekipleri burada, inceleme devam ediyor bir taraftan da. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve daha net bilgi almak için yapılan açıklamaları da beklemeye devam edeceğiz. Bütün Kızılay, Çankaya'da Kızılay'a çıkan meclis ve İçişleri Bakanlığı'na çıkan bütün yollar kapatıldı. Şu an aslında polis ekipleri de biraz daha bu polis girilmez şeridini biraz daha geriye doğru da çekiyor. Aşağı doğru devam hocam. Devam edelim, polis devam ekiplerini edelim. Görüyorsunuz. Şeyma. İlk geldiğimizde sabah saatlerinde 9.30 sıralarında oldu. Yaklaşık 5-10 dakika sonra olay yerine geldiğimizde aslında basın mensupları olarak bizim de daha rahat hareket etme alanımız vardı. Önce Çankaya kapısı önündeydik. Patlamanın olduğu yer, saldırının olduğu yer çok kritik. Polisler de güvenlik önlemlerini artırıyorlar. Şeridi görüyorsunuz aslında bu tarafta. Biraz daha ilerideydik ama o güvenlik şeridinin alanı da genişliyor aslında. İncelemenin yapılacağı alan da genişliyor. İnceleme başladı. Bütün ekipler burada. Biz ilk meclisin Çankaya kapısı önüne gittik. Bir üçgen diyebiliriz aslında oraya. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir üçgen diyebiliriz. Ankara'nın kalbi, en güvenlikli yeri ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki teröristin saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bir teröristin kendini patlattığını İçişleri Bakanlığı açıkladı. Hangi terör örgütü olunduğu, hangi terör örgütü tarafından bu saldırının gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Bu konuda bir açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan saat 9.30 sıralarında gerçekleşen saldırıdan yaklaşık 45 dakika sonra açıklama geldi. Elimizde tek açıklama var. Hangi terör örgütü olduğu bilinmiyor. İlk geldiğimizde Çankaya kapısı önündeydik. Daha az polis mensubu vardı. Elimizde de daha az bilgi vardı. Ve orada da aslında bir araç gördük. Ekranlara da gelmiştir o araç. Saldırının yapıldığı araç. Ankara bugün önce bir patlama sesi duydu. Ardından da dakikalarca silah sesi duydu. Bir çatışma sesi vardı. Ankara bugün saldırıya uyandı. Tekrar edelim, bugün 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılacaktı. Saat 14'te önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste olacaktı. Bu saldırının hedefi meclis mi, İçişleri Bakanlığı mı? Henüz bu konuda da teyit edilmiş bilgi yok. Bunlar merak konusu. İçişleri Bakanlığı'na da bizler aslında bu soruları soracağız. Bu saldırının hedefi neredeydi? İstihbari bilgiler ne? Onları da öğrenmeye çalışacağız ama elimizdeki bilgi şu an sadece İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Şerit şu an neredeyse 30 metre
30 metreyi de aşkın ilerlemiş durumda. O güvenlik alanı genişliyor. Şeyma. Burası Atatürk Bulvarı. İleride, en ileride gördüğünüz yer aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan yol. Bizler şu an Kızılay istikametine doğru ilerliyoruz. Yolları görüyorsunuz. Bütün yollar kapanmış durumda. Herhangi bir yere geçişe, yaya geçidine bile izin verilmiyor. Sokaklarda sadece basın mensupları ve polis ekipleri, güvenlik güçleri var. Bütün Kızılay'a çıkan yollar meclise, İçişleri Bakanlığı'na, Milli Savunma'ya, Savunma Bakanlığı'na bağlı bütün yollar kapalı. Yaya trafiğine de kapalı. Şu anda da patlamanın olduğu yerden 50 metreyi de aştık aslında Adalet Bakanlığı önü. Ankara'nın kalbi diye aslında, zira bu yüzden de söylüyoruz. Bütün bakanlıklar, önemli bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi az aralıklarla yan yana binalarda. Adalet Bakanlığı'nın yanında Milli Eğitim Bakanlığı var. Burayı sadece yayınımızın başından, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yayınımızın başından itibaren yavaş adımlarla yürüyerek aslında buraya kadar geldik. Yakınlığı göstermek adına da, başkent Ankaralı olmayanlar için yakınlığı göstermek adına da önemli. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, az ileride zaten Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı var. Eski Başbakanlık konutunun olduğu yer. Çok büyük bir cadde. Bugün 1 Ekim Pazar günü. Önemli, meclisin açılışı önemli. Bu saldırının ona denk gelmesi önemli. Bir bağlantı var mı? Elbette İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bunları soracağız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste olacaktı. Zira muhalefet partilerin genel başkanları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecekti. Çok az bir mesafede gerçekleşti bu saldırı. Bu saldırının asıl hedefi ne? Bunlar önemli sorular. Meclise girişler, çıkışlar yasaklandı. Yaklaşık bir yarım saat önce sadece milletvekilleri geçişine izin veriliyor. Bütün yollar kapalı. Hem yaya trafiğine kapalı, hem araç trafiğine kapalı. Polis şeridi genişlemeye de devam ediyor. Nereye kadar genişliyor? Altına kadar. Epey bir mesafe aslında. 200 metre kadar daha güvenlik şeridi 200 metre daha genişletildi. Ekranlara getirdik. İlk yayınları yaptığımız yer patlamanın tam olduğu yerdeydi. Oraya şu an güvenlik güçleri dışında kimse alınmıyor. Basın mensupları da dahil kimse alınmıyor. Orada bir inceleme yapılıyor. Tamamen kapatıldı tüm yollar. Şu an başkent Ankara'nın meydanındayız. Kızılay'dayız. Bir pazar günü ve bugün saldırıyla uyanan Ankaralılar. Ve bir yol daha zaten kapalıydı. Ama bu tarafa da geçiş yok. Orada da bir inceleme yapılıyor. Bu arada siyasi parti liderlerinden de açıklama gelmeye başladı. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı, Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Saldırı etkisiz hale getiren kahraman polisimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislere acil şifalar diliyorum demiş Meral Akşener. Aynı şekilde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da bir mesaj var. Teröre lanet olsun diyor. Şu an oldukça yüksek, gergin. Başka bir bir önlem daha alındı burada. Ekranlara hemen getiriyoruz. Ekranlarda bomba imha ekipleri var. Bir ihbar mı alındı? Onu öğrenmeye çalışıyoruz bir yandan. Bize yardımcı olun. Aşağı köprüye doğru gideceğiz. Kızılay'a doğru gideceğiz. Bir şüpheli paket. Bize yardımcı olun arkadaşlar lütfen. Bir şüpheli paket olduğu belirtiliyor. Biraz daha aşağı. Burası Atatürk Bulvarı. Polis ekipleri de bizi uzaklaştırıyor. Bomba imha ekipleri şu an şüpheli bir paket dolayısıyla buradalar. Tabii bize zorluk çıkarmamak adına da ekranlara getirebileceğimiz en yakın mesafede getirebiliyoruz. Meşrutiyet Caddesi. Meşrutiyet Caddesi'nde bir şüpheli paket ihbarı dolayısıyla polis imha ekiplerinin Meşrutiyet Caddesi'nde olduğunu söyleyelim. Ekranlara getirdik. Bazı noktalarda olduğu da belirtiliyor. Şu an Ankara'nın meydanındayız, Kızılay'dayız. Ankara'nın göbeğindeyiz aslında. Kameraman arkadaşım Aşkın Özdemir ekranlara getiriyor. Çok üst düzeyde önlem alınmış durumda. Polis ekipleri güvenlik şeridini Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı arasındaki alana çekmiş durumda. Aslında biz de bir 150-200 metre yavaş adımlarla yürüdük ve o güvenlik alanı genişletildi. Patlamanın olduğu güvenlik alanı genişletildi. Şu anda o şüpheli paket ihbarının olduğu yere de beyaz araçlarla kapatılıyor aslında Meşrutiyet Caddesi. Bugün saatler 9.30'a yaklaşırken Ankara bir saldırıyla uyandı. Tekrarlayalım. Sonrasında çatışma sesleri yükseldi. İçişleri Bakanlığı önünden önce kuvvetli bir patlama sesi, ardından silahlı çatışma sesleri yükseldi. An itibariyle hem bakanlık çevresinde hem Kızılay'da çok geniş bir alanda zırhlı araç ve özel kuvvet ekipleri mevcut. Meclise girişler, araç ve yaya girişlerine tüm kapılardan durduruldu. Personel girişlerine de şu anda güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Çok sayıda zırhlı araç, itfaiye aracı ve diğer polis araçları bölgeye sevk edildi. Meclis ve bakanlık arasında ayıran aslında bir yol ve alt geçit bulunmakta. İçişleri Bakanlığı'na bakan bu yolda oldu olay ve 1,5 saattir kapalı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki terörist tarafından bu saldırının gerçekleştiği belirtildi. Ekranlara getiriyoruz.
önce bir patlama sesiyle uyandı. Ankara İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve o açıklamada iki terörist tarafından saldırı gerçekleştiği ve birinin kendini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Elimizdeki açıklama İçişleri Bakanlığı açıklaması. Canlı olarak ekranlara getirdik, bağlantılar yaptık. Olay başladı, saldırının başladığı dakikadan itibaren Ankara'da durum bu şekilde, üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Evet, 1 Ekim 2023 günlerden pazar, saatlerimiz 11'e yaklaşıyor. Ekim ayının ilk gününe Ankara'dan bir bombalı saldırı